Sevgili seyirciler, yeni bir 5'ine 1 kamp programına hoş geldiniz. Konumuz doğal olarak Gazze, İsrail ve tabii ki Hamas. İsrail-Hamas savaşında yepyeni bir aşamaya girildi. Bu hafta ortaya çıkan çeşitli raporlar, özellikle İsrail istihbaratının hazırladığı raporlarda artık İsrail'in hedefinin ne olduğu 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediliyor. Görünen o ki İsrail, Gazze'deki sivil nüfusu Sina çölüne bir anlamda sürecek. Son yılların en büyük tehcir hareketlerinden bir tanesini öyle ya da böyle yapacağı benziyor. Geçtiğimiz haftalarda Gazze'nin kuzeyini vurmuşlar. Güneye gidin demişlerdi sivil halka. Bu sefer güneydekilere buradan da gidin, tamamen gidin dediler. Bunu dediler demesine ama bugüne kadar belki de Gazze'ye yönelik saldırılarda en büyük tepkiyi de görmeye başladılar. Diyeceksiniz ki 10 bin kişi ölmüş, binlerce insan yaralanmış, bugün de tepki görmezlerse ne zaman görecekler? Öyle demeyin, öylesine büyük bir İsrail lobisi var ki bunlar kimisi akademide, medyada, sanat dünyasında, siyasette köşe başlarını öylesine kapmış durumdalar ki başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Netanyahu'nun deyimiyle İsrail pek çok ülkeyi parmağında çeviriyor. Sadece Netanyahu'yla kucaklaşmak ve bağlılığını göstermek için Biden uçağa biniyor, Orta Doğu'ya geliyor, el sıkışıyor, göstermelik bir basın toplantısı yapıp geri dönüyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ama buna rağmen farklı sesler de ilk kez çıkmaya başladı. Bilmem Bassem Youssef adını duymuş muydunuz? Kendisi bir kalp cerrahı ama aynı zamanda Mısır'ın en ünlü televizyoncu, hatta komedyenlerinden bir tanesi. Şu günlerde ise Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmış, Sisi'den dolayı, Sisi'nin baskılarından dolayı yerleşmiş ve de bir green card'ı alıp, hatta vatandaşlık da almış, şimdi şovlar yapıyor. Hem Arapça hem İngilizce. Geçtiğimiz haftalarda Piers Morgan adlı İngiliz gazeteciye verdiği röportaj sadece YouTube'da 20 milyon kişi tarafından izlendi. Küresel bir fenomene dönüştü. Peki ne yapıyordu Bassem Youssef? Çok basit bir şey. Şu ana kadar İsrail'in anlatısını ters yüz ediyor ve de Gazze'de sivil insanlar yaşadığını bir batı televizyon kanalından, daha doğrusu YouTube kanalından herkesin yüzüne esprilerle tokat gibi çakıyordu. Peki Bassem Youssef ne yapıyordu? Şu ana kadar batıda oluşan, biraz da bu İsrail lobilerinin desteğiyle büyüyen tek taraflı söylemi esprilerle darma duman ediyordu. Bir tokat gibiydi söyleşisi. Nitekim bu hafta bir söyleşi daha yayınlandı ve şu birkaç günde yaklaşık 10 milyona yakın insan bu söyleşiyle, 2 saatlik uzun bir söyleşiyle seyretti. Bassem Youssef aslında söylediğim bu konuları tek tek altını çiziyor. İsrail'in kurulma öyküsünü anlatıyor esprilerle. Bir yandan da bu işin öyle sadece bombalarla çözülmeyeceğini söylüyordu. Ve bugüne kadar da İsrail'in bir adım bile geri atmadığının altını çiziyordu. Tek söyleyen de o olmadı. Mesela Angelina Jolie, gördüğünüz bu Instagram hesabında Gazze'ye karşı saldırıların durdurulması çağrısında bulundu. Harvard Üniversitesi'nde 33 tane kulüp her türlü tehdide rağmen bir araya geldiler. Protestolarla bir anlamda ateşkes ilan edilmesini istediler. Nitekim sesler Batı dünyasının çeşitli ülkelerinde de çıkmaya devam ediyor. Zaman zaman sosyal medyada şöyle şeyler görüyorum. Aa, baksanıza, burası işte Londra değil, Londra'nın Liverpool Station değil de sanki Orta Doğu gibi. Ya da işte bakar mısınız Belçika'da nereden çıktı bu insanlar? Oysa o insanlar oraya yıllar içinde zaten mecburiyetten, vatanlarından, ülkelerinden, topraklarından kopartılıp geldiler. Ama görünmüyorlardı. Kimi yerleri süpürüyordu geceleri, kimi süpermarkette rafları diziyordu, kimi o ülkelerin insanların yapmak istemediği pek çok cefalı işi yapıyordu. Ve hepsi şu günlerde, hafta sonları özellikle bir araya geliyorlar ve Gazze için seslerini duyurmaya, kamuoyunu oluşturmaya, değiştirmeye çalışıyorlar. Değiştirebilirler mi? Bunu yapmayı başarabilirler mi? Çok emin değilim. Ama bugün isterseniz en çok konuşulan konuya farklı açılardan bakalım. Birkaç tane ayrı konularda uzman konuğum olacak. İlk konuşulan konu özellikle kara harekat. Ha başladı, ha başlayacak, aslında başlamayacak, yok başladı da sizin haberiniz yok düzeyinde giden bu kara harekatında bir aşamaya gelindi. Hangi aşamaya gelindi? Esat Aslan'a soralım. Kendisi emekli Tuğ General. Sayın Aslan, İsrail'in kara harekatını yorumlar mısınız? Başladı mı sonuçta böyle bir kara harekatı? Ne kadar sürer ve ne kadar uzayabilir? Kara harekatı eskiden nokta operasyonları olarak yapıldı. Görüyoruz.
Efendim, Milkava tanklarının da katıldığı takım ölçeğinde değil, hatta tabur ölçeğine kadar çıkmış kara harekatının yapıldığını görüyoruz. Yani kara harekatı deyip klasik muharebe şeklindeki gibi kuzeyden işte değişik şekilde ifade ediliyor. Bak, esasen özellikle istihbaratın bütünleştirilmesi dediğimiz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin biliyorsunuz James Glynn'i bu bölgeye göndermekle doğrudan doğruya CENTCOM'un içerisinde vazife yapmıyor. Adeta çok da önemli olduğu için söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri bir askeri temsilcilik açtı. Yani doğrudan doğruya başkana bağlı ve bu şekilde çalışıyor. James Glynn'i tabii ki hepimiz bildiği gibi Felluce kasabı olarak ifade ettiğimiz kişiden bahsediyorum. Kor General rütbesinde 6 bin kişi efendim şey. Ama bir tek tünel savaşını bilmiyor. Yani meskun mahallelerde çok da önemli olduğu için söylüyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu manual olarak ifade ettiğimiz talimnamelerinde meskun mahallelerde muharebe doktrinini iyi biliyor, doğru. Çünkü Delta Force'un buraya gelmesiyle de çok önemli. Tabii Delta Force'un hangi görevlerde çalıştığını da bütün sevgili izleyicilerimizle birleştirmemiz lazım. Bir kere anti-terörizm çalışıyor Delta Force. İkincisi çok önemli, counter-insurgency. Yani isyan hareketlerine karşı bir hareket. Daha sonra efendim her iki tarafında moderatör dediğimiz arabuluculuk görevlerini yapıyor. Yani şimdi Delta Force'un bu bölgede özellikle James Glynn'le çalışmasının esbabı mucibesi bu. Eski tabirle söyledim. Yani gerekçeli kararı bu. İkincisi şunu söylemeye çalışıyorum. Bu birinci katman. Bu birinci katmanın bir de altında ikinci bir katman var. Şimdi ikinci katman çok da önemli. Hepimizin söylediği gibi işte değişik yerlerde Gazze metrosu olarak isimlendirildiği gibi efendim bir tünel savaşı ile karşı karşıya kalıyor. Tünel savaşı bugünden başlamış bir iş değil. Yani bu tabiri 1990'lı yıllardan, 94'lü yıllardan itibaren başlamış. Şu anda 73 tane kapısının açık olduğu biliniyor. Ve değişik şeyler görüyorum. Bugünlerde çok önemli bir şekilde, yani bak bunu da kullanırım ha diyen bir sponge bomb dediğimiz sünger bombası. Belki resimlerde gösterilir. Halbuki bunlar tamamıyla bak bunu da kullanırım falan değil. Oysa ben tünelleri çok iyi gören, bu konuda da çok da yapıldı ama çok önemli bir şeyin altını çizmek istiyorum. Büyük harflerle ifade etmek istiyorum. Birincisi çok önemli. Bu denizaltı ya da gemi sistemine göre yapılmış. Yani yukarıdan ne yaptınız? Hissettiğin anda hemen kapılar, değişik yerlerdeki kapılar, özellikle kişilerin, bir kişi gidenlerin, bakın geniş olarak lojistik getiren tünellerin amaçları farklı. Çok da güzel bir şekilde aydınlatılmış olan tüneller çok farklı. Bunlar adeta geminin birbiri içerisine giren sistemine göre yapılmış. İstediğiniz kadar efendim şimdi çok meşhur zehirli gaz kullanabilir mi, alev makinesi kullanabilir mi ve çok da yaygın olarak diyorsunuz bu konuda yangın çıkartacak insanları Vietnam'da yaptıkları gibi bunlar kullanılabilir mi? Kullanılsa bile yani değişik yerlerden değil, belirli bir metraj içerisinde kapatılarak diğer tarafları koruyan ve birbirinin içerisine gitmiş bir sistemler bütünü olarak algılamamız lazım. Sayın Aslan, çok çok teşekkür ederim.